Nasıl sizleri ayırmıyoruz, ayırmadan hizmet ediyorsak, şunu bilin, Esenyurt Belediyesi'nde ayrımcılık olmaz. Esenyurt Belediyesi Esprim İstihdam Merkezi'nde adam seçilmez. Esenyurt Belediyesi'nde sadece işe uygun olan kardeşlerimiz seçilir, işe uygun pozisyonda çalışmaları için. Evet, ben bunları söylüyorum kardeşlerim. Lütfen bizi öyle çok sevin demiyoruz. Bu hizmetlerin karşılığında şunu söylüyoruz sadece. Küçücük bize bir saygı gösterin istiyoruz. Bakınız ben ekibimle birlikte, 12 personelimle birlikte kapı kapı firmaları geziyoruz. Adeta o firma bizden eleman alsın diye firmanın kapısında belki de müdüre diyorum ki, yalvarıyoruz belki de. Sayın müdürüm, sayın hastanemizin patronu, gel benden al. Benim güzel kardeşlerimi al. Benim güzel abilerimi al. Benim güzel ablalarımı al. Benim güzel bacılarım var, onları al diyorum. Ve adamlar da diyor ki, kırmıyor bizi. Evet, bir alalım deneyelim sizi. Tam bir alıyoruz, böyle mülakat yapacağız, deneyeceğiz karşılıklı birbirimizi. Arkadaşlarımızın içerisinde sıkıntı yaratanlar oluyor firmaya gidince. Sorun yaşananlar oluyor. Tembellerimiz var. Çalışmayanlarımız var. İşe ihtiyacı olmayanlar geliyor buraya. Sırf buraya bizi dinlemeye gelen kardeşlerimiz de var. Açık açık şunu söylüyorum. Evdeki annelerimiz var burada. Genç kardeşlerimiz var. Yuva kuracak olan gençlerimiz var. Ne olur erkek kardeşlerimize şunu söylüyorum. Evdeki eşlerinizi sakın ha unutmayın. Evdeki çocuklarınızı, bebelerinizi sakın ha unutmayın. Üniversite okuttuğunuz çocuklarınızı sakın ha unutmayın. Bir baba evde çalışmaz, tembellik yaparsa evde yuva dağılır. Huzur kalmaz, bereket biter, sevgi biter. Ve sonra sokaklarınızın çocukları sokaklardan toplarsınız. Ya birini mahpusta bulursunuz, ya birini mezarda bulursunuz. Ya bir evli erkekler kardeşlerim, benim genç bacılarım evde ekmek yemek yapamazsa ne yapacak? Bir gün ablaya, bir gün anneye, bir gün kaynanaya gidecek, istemekten de utanıyorum diyecek. Erkek olarak bizim erkek milletleri kabadayıyız biz. Hemen iki tokat atacağız kadına. Hadi lan diyeceğiz ananın evine. Sonra o evde daha sevgi olur mu? O kadın geri geldiğinde daha sevgi. Seni seviyorum diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Sevgi bitti mi? Yuva dağıldı arkadaşlar. Ailede birlik bitti mi? Yuva dağıldı. Bir ailenin reisi eğer otoriter bir adamsa, disiplinliyse, evine ekmeğini getiriyorsa, çocuklarına cep açlığı verebiliyorsa, hanımına da pazar parası verebiliyorsa o evde huzur var demektir. Ve o evi yıkamazsınız. O evi parçalayamazsınız.